Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha Kudüs kırmızı çizgimizdir dedi. İslam aleminin bu konudaki hassasiyetinin altını çizdi. İslam aleminin ortak sesi olarak İstanbul'da olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde de aynı hususa vurgu yapmış ve sonuç bildirgemizi de bu şekilde açıklamıştık. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden sonra atılan adım gerçekten önemliydi. Küresel vicdan hukuk dışı ve adaletsiz bu karara müsamaha göstermedi. Filistin'e ve barış sürecine yönelik desteğimizi sürdüreceğiz. Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaretinin son durağı Tunus'ta Cumhurbaşkanı Sipsi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Kudüs konusunda atılacak yeni adımlara ilişkinde bilgi verdi. Şimdi Filistin'in devlet olarak tüm dünyada tanınmasını sağlama çalışmalarını hep birlikte yürüteceğiz. Buradaki gayretlerimizi artırarak inşallah bunu da böylece sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Bir soru üzerine Cumhurbaşkanı Suriye'de Beşar Esed'le yola devam edilmesinin mümkün olmadığını da kaydetti. Bir milyona yakın vatandaşını öldürmüş olan bir Suriye'nin başkanıyla nasıl olacak da geleceği kucaklayacağız. Suriye'nin halkı böyle birisini başında görmek ister mi? Çünkü Beşer bir defa Esed kesinlikle açık ve net söylüyorum. Devlet terörü estirmiş aslında bir teröristtir. Böyle birisine biz kalkıp da bu işi o götürebilir diyemeyiz. Dersek o 1 milyona yakın öldürülmüş olan Suriyeliye haksızlık yapmış oluruz.